Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Balık burçları 5-12 Şubat haftası sizleri neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım sağlıklı, sıhhatli, keyifli, güzel bir hafta geçirirsiniz. Tam bir dolunay. Dolunaydan kimler kimler etkilenir? Herkes etkilenir. Hatta bütün bayanlar etkilenir. Öncesinde bir hafta, o hafta böyle biraz kaygılı, gergin olabiliriz. Burada Uranüs kareleri de var. O yüzden Allah kolaylık versin hepimize. Bol bol iyi enerjileri tutmaya çalışalım üzerimizde. Balık burcunu bu hafta neler bekliyor? Gökyüzünden çok fazla bahsetmek istemiyorum sözünüzü aslında. Buradan bakalım neler var, neler çıkmış. Aile içi konular ve iş konuları. Çok standart diyemeyeceğim ama çok da action olmayacak bir hafta sizi bekliyor. Şimdi ilişkiler konusunda neler var derseniz, aslında ilişkiler konusunda hafta sonunu güzel geçireceğiniz, yani 4-5 diyebileceğim süreci güzel geçireceğiniz ama oradan sanki bir konuya, A harfinin de olduğu bir konuya takılı kaldığınız, bunu da çarşamba günü sanki hane içerisinde konuşmaya çalıştığınız görünüyor. Bir kişi ya da bir konu ama bu konuyu böyle sanki biraz içinize atmış, susmuş, konuşmak çok da istemiyorum der gibi çıkıyorsunuz. 40 yaş üstü görünüyor buradaki görsellerde. Şimdi birisine bir boyun eğme durumu var. Yani boyun eğme nedir? İsteklerini yerine getirme. Burada hanede çocuk görsellerinin daha yoğun olduğunu düşünüyorum. Bu eşiniz de olabilir aslında, sevgiliniz de olabilir ama sanki bir isteğine, bir dileğine boyun eğdiğiniz bir çarşamba günü var. Bunu da çok istemiyorsunuz yani. Sanki böyle tepenize çıkmışlar. Hani size zorla yaptırmaya, zorla karar verdirmeye çalışacak birileri var. Ve burada siz ne kadar kafanızda uzatsanız da, ne kadar yok artık deseniz de bu işi kabul ediyorsunuz ya da bu konuya, bu kişiye evet diyorsunuz. Şimdi bu kişi oynayarak yanınızdan ayrılıyor. Çocuğunuzsa şayet ayakları boşlukta yalnız. Neye evet dediniz diyeceksiniz bilmiyorum ama ayakları boşlukta, bir süredir istediği dilediği konularda siz ona bir şeyler veriyorsunuz. Burada ayakları boşlukta, bir yerden, bir noktadan sanki destek alacak ama onu bekleyen iki kişiyle karşılıklı kalma durumu var. Şimdi sonrasında da akabinde de başka bir ebeveyni tosluyor. Şimdi burada şöyle bir şey var o zaman. Buradan oraya gelene kadar ki konuyu da yakalamaya çalıştım. Çok karışık burası. Siz eşinizin haberi olmadan çocuğunuz ya da aile içerisindeki bir bireye bir konuda destek vereceksiniz. Çarşamba günü gibi görünüyor. Ve vermiş olduğunuz bu destek aslında çok da onaylanan bir şey değil. Burada cuma cumartesi gününe geldiğimiz zaman bu vermiş olduğunuz destekle alakalı eşinizle ya da aile içerisindeki o ataerkil kişi kim ise onunla karşılıklı geldiğiniz, tartıştığınız, bu konudan dolayı da biraz kalp kırdığınız görünüyor arkadaşlar. Hane içerisinde bıcır bıcır oynayan insanlar var. Çok karıştırıyorlar etrafı. Bu karışıklıkta sanki hani dedim ya, zorlaya zorlaya sizden bir şeyler alınacak ama bunun ceremesini hafta sonu eş ya da karşınızda bir kişiyle tartışarak vermek durumunda kalabilirsiniz. Sanki karşınızdaki kişi size kükrüyor. Bunun haricinde çocuklarla alakalı neler var? Çocuklar çok oynak görünüyor burada. Koşa koşa bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama böyle yılan görselleri var aslında. Hani bir yerlerden bir şeyi kıvırıp bir şeyler yapmaya mı çalışacaklar? Bir hinlik var ama bunda yani. Hani o hinlik nedir bilemedim ama bir hinlik var. Burada yılan çok fazla var arkadaşlar. Şimdi yılan bazen paradır ama düşmandır da aynı zamanda. Orada o şekline göre değişir ama burada baya baya çocukla alakalı bir konu var. Üstünde de bir para var aslında. İşte dediğim gibi bir izin mi vereceksiniz? Bir şey mi olacak? Ama sanki olmaması gereken bir şey de siz izin verdiğiniz için biraz suçlanabilirsiniz burada. Çocuk konuları daha aktif görünüyor. İlişkiler konusunda biraz uzak kalınmış. Bu uzaklığı kafanıza takıyorsunuz, biraz uzatıyorsunuz gibi görünüyor. Karşınızdaki kişi aslında aşk dolu ama hayatı mı karışık acaba? Çok dönemeçli yollardan geçiyor bu aralar zannedersem. Biraz ondan dolayı bir uzaklığınız var ama sevgi konularında ben sıkıntı yaşadığınızı düşünmüyorum. Yani şöyle ki düşünmüyorum. İlgisizlik, yakınınıza gelmeme gibi durumlar olabilir ama karşınızdaki kişi sizi seviyor ve sizin kadar takılmıyor. Hafta sonu görüşme, konuşma yaşanır. Çok temiz bir hafta sonu görselleri de var. Özellikle sevgili olanlar için. Yol planları da zaten fallarda görünüyor. Hafta sonu büyük bir rahatlama var aslında da diyebilirim burada. Hem iş konularında hem ev konularında, hane konularında bir haftayı şöyle bırakıp oh be diyeceksiniz.
İş konularında neler var? Beklenti içinde çıkıyorsunuz. Karşınızda bir kişi eğilecek arkadaşlar. İstediğiniz bir şey olacak demek bu. Geçmişten bugün bu haftaya yani beklediğiniz bir konuda karşınızda bir kişi eğilmiş çıkıyor. Siz çok da ummuyorsunuz aslında bu kişinin eğileceğini. Yani bir para ise para vereceğini, bir iş teklifi ise iş teklif edeceğini düşünmüyorsunuz sanki. Şaşıracaksınız bunda. Burada çarşamba perşembe görselleri var. Yeni bir iş teklifi, yeni geçmişten başvurduğunuz bir iş teklifi diyeyim, özür dilerim. Ya da geçmişten bir alacağınızla alakalı güzel bir haber alma durumunuz söz konusu. Burada iş ve para konularında aslında çok rahatlama görselleri var. Yeni başlangıçlar yapanlar hayırlı başlangıçlar yapacaklar bu hafta. İş başlangıcı, iş başvurusu yapanlar için özellikle pazartesi, salı çok hayırlı görünüyor. İş yerinde kafanıza taktığınız bir kişi var. O çarşamba günü önünüzde küçülecek. Sonrasında diz çöken kişinin yanında o da sizinle birlikte diz çöküyor. Bir çöp adam görseli var. Gülüyor hep. Bu çevrenizdeki bir kişi olabilir. Bunun anlamını şu an düşünemiyorum bile. Onun haricinde neler var başka? Siz evet bilinmezlik olarak gördüğünüz ve 7 ay ya da 7 haftadır uğraştığınız bir konuda sizin karşınıza geçip diz çöküyorlar arkadaşlar. O net ve arkanızda hemen akabinde arkanızda da çok güzel bir yol açılıyor. Yol uzak yol diye değerlendirmeyin. Yeni başlangıç, beklenti içinde olduğunuz konularda karşılık almak anlamına da gelir bu. Konularla alakalı. Yalnız bir kişi niye bu kadar çevrenizde dönüyor? Biraz sinlik de var aslında. Sinsi bir kişi var çevrenizde. Ona da dikkat edin. Bu hafta özellikle Perşembe günü yüzünü gösterebilir bu kişi. Hafta sonu dediğim gibi aslında gayet rahat görsellerde çıkıyor. Bu haftanız güzel. Ufak tefek spontane olaylar diyelim. Evet. Burada neler var? Burada aslında aile içerisinde yapmayı planladığınız konularla alakalı parasal anlamda yapmayı planladığınız konularla alakalı bir gelişme yaşanacak. Sanki elinizle duvara bir şeyler çiziyorsunuz ve bunu uzun süredir de planlıyorsunuz. Hani iş güç tamam, yeni başlangıçlar var, para var, haberler var. Bunların hepsi iyi. Sanki bunlardan aldığınız haberle dönüp aile içerisinde bir değişim dönüşüm yaratacaksınız bu hafta. Bir şeyler iyi gidiyor da iyi haberler alıyorsunuz. Sonrasında da gelip aileye bunu anlatıyorsunuz ve aile içerisinde büyük bir aydınlanma yaşanıyor aslında. Sözün özü bu. Kafanıza tattığınız, dert ettiğiniz konularda güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Hatta dediğim gibi bakın biraz salladım da gene hane içerisinde akrep görseli de var bu arada. Gene aile içerisinde bir değişim dönüşüm yaşanacak. Bu değişim dönüşüm hayrınıza mı? Hayrınıza olduğunu düşünüyorum çünkü geri kalanın temiz. Yalnız bu aile içerisinde eşinizin ya da sizin aile tarafında birisi var biraz cadaloz. Onunla şöyle bu haftanın pazartesi, salı, çarşamba günü bir tartışma durumunuz olabilir. Ailenin cadalozu diyebilirim yalnız ben o kişiye yani öyle birisi. Olmadık yerde pençelerini gösteriyor görselleri var. Bunun haricinde arkadaşlar güzel bir hafta olacağını düşünüyorum. Hafta sonu Kız Kulesi görselleri var burada. Martılar uçuyor ve Kız Kulesi. Bilemedim artık. Belki de gidip görmek istersiniz. Onun dışında diyebileceğim bir şey yok. Evet. Hayrınız olanlar sizi bulsun arkadaşlar. Kötüleri de evrene gönderelim. Güzellikler sizi bulsun. Dilekleriniz, arzularınız bu hafta kabul olsun diyelim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.